Günevakış'tan merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine CIA Başkanı Mike Pompeo'yu atadığını Twitter hesabından duyurdu. Trump attığı tweette Tillerson'a teşekkür ederken Pompeo'dan boşalan CIA Başkanlığı'na da Başkan Yardımcısı Gina Haspel'i atadığını duyurdu. Haspel böylece CIA tarihindeki ilk kadın başkan oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli tarafından önerilen 26 maddelik yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin itirazlarına rağmen bütün gece oylanarak kabul edildi. Peki yasa neler içeriyor? Haberimizi izliyoruz. Adı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olan yasa, partiler arasında seçim ittifakı yapılmasına olanak tanıyor. Yasa değişikliği ile daha önceleri yasalarda partiler arasında ittifak engelleyen yasa maddeleri değişti. Yasaya göre partiler ayrı ayrı ya da ortak listelerle milletvekili seçimlerine girebilecek. Yasa daha çok ittifak yasası olarak bilinse de oy kullanma ve seçim güvenliğine ilişkin bazı yenilikler de getirdi. Yasaya göre daha önceki seçimlerde zorunlu olan kullanılan oy zarfı pusuladaki mühür zorunluluğu kaldırılıyor. Oy kullanırken bir vatandaşın ihbarı ile sandık çevresinde güvenlik güçleri önlem alabiliyor. Eski yasaya göre güvenlik güçleri ancak sandık başkanının izniyle silahlı olarak sandık çevresine gelebiliyordu. Yasa ayrıca seyyar sandık uygulaması ile sandığa oy kullanmaya gelemeyecek kişilerin ayağına sandık götürülmesini de öngörüyor. Yasada seyyar sandıkların kimlerle ve nasıl gideceğine dair açık hükümler yok. TBMM'de kabul edilen yasaya göre il valisinin teklifiyle sandıklar bir yerden başka bir yere taşınabiliyor. Yasa ayrıca aynı binada oturan seçmenlerin farklı sandıklarda oy kullanmasına da olanak tanıyor. Bugün mecliste grubu bulunan partilerden yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi grup toplantısı düzenledi. Her iki partinin gündeminde ise seçim ittifak yasası vardı. İttifak ve seçim ilerleri kanunu gerekiyor. Efendim kanunda nasıl dolanabiliriz? Yani oyumuzu artırmadan masa başında milletvekili sayısını nasıl artırırız? Kanun bunun üzerine kurulur. Recep Bey nasıl bir daha cumhurbaşkanı seçilirim? Tek başıma seçilemiyorum. Yanıma birisini almam lazım diyor. Devlet Bey, ben barajı aşamam ama benim barajı aşmam lazım. Birisi seçim, birisi baraj derdinde yan yana geldiler. Yan yana geldiler ve dediler ki biz bir seçim ilerleri kanunu hazırlayalım. Ve bunu da meclisin görev yapmadığı, oturum yapmadığı pazartesi gününe denk getirelim. O gün televizyonlar vermez. Sabaha kadar biz bunu meclisten geçiririz. Milletten kaçırıyorlar. Niçin? Seçimlerde hilenin nasıl yapılacağını kanun tek tek anlatıyor. Tek tek anlatıyor. Efendim ittifak yapacaklarmış. Yaparlar ittifak. Biz ittifaka karşı değiliz. Herhangi bir şekilde karşıtlığımız da yok. İttifak ne zaman yapılır? Parlamento vardır. Parlamentoda partiler ittifak yaparlar. Bunun yolu açılabilir. Referandumda kılıfsız bir şekilde minareyi çalmışlardı. Dün gece yangından mal kaçırırcasına 26 maddelik yasayı sabaha kadar çalışarak geçirdiler. Ve böylece ne? Aslında referandumdaki ne kadar hile şaibe varsa yasalaşmış oldu. Bu yasayla seçime gidecek kadar arz içindedirler. Hangi koalisyonu kurarlarsa kursunlar, hangi siyasi iradeyi ipotek altına alırlarsa alsınlar, bu tür yasalara muhtaç oldukları için bilin ki arz içindedirler, bilin ki bunlar seçimi şimdiden kaybetmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakırözer, Medyaskop TV özel yayınında seçim ittifak yasasını şöyle değerlendirdi. Seçim güvenliğini sordunuz. İkinci bir husus daha var ama onu da belki ileride o da adalet ve eşitlik anlamında barajın evet, daha da... Evet, onu da özel olarak konuşacağız seçim güvenliğinden sonra. Seçim güvenliği. Bu konu yani özellikle bizi endişeye sevk eden konu seçim güvenliği. O da
Birkaç tane bu pakette madde var. Onları size sıralamaya çalışabilirsiniz de. Birincisi, şu ana kadar biliyorsunuz her birimiz, sizler, bizler kendi apartmanımızda, kendi mahallemizde kimlerin kayıtlı olduğunu biliriz. Ne oy verdiğimizi bilmeyiz ama kim kayıtlı biliriz. Şimdi burada ilk defa biliyorsunuz aynı seçmenler farklı sandıklara gönderilebiliyor, biliyorsunuz. Bu çok ciddi sıkıntı çünkü bu seçmenlerin işte diyelim mesela biz gerçek bir seçmen mi yoksa ölü mü işte yoksa bir işte hile mi yapılıyor gibi bir şeyi ancak bu kontrol ederek apartmanımızda bu kişi yaşıyor mu bakarak görüyoruz. Bunu ortadan kaldırıyorlar. Her şekilde sandıklar birleştiriliyor. İstenen yerde biliyorsunuz sandıklar birleştiriliyor, taşınabiliyor. Bu seçmen iradesini baskı altına alabilen, alınmasına neden oluyor. Benzer şekilde yine notlarıma bakıyorum. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri eskiden siyasi partilerin verdikleri isimlerden seçilirdi. Şu anda artık bu tamamen kalkıyor ve siyasi partiler bu süreci hem verme sürecini hem de oy sayımını denetleyemez hale geliyorlar. Çünkü artık sandık kurulu tamamen kamu görevlilerinden oluşuyor. O da iktidarın özellikle günümüz Türkiye'si için baktığınızda kamu görevlileri iktidarın sözünden çıkmayacak görevliler olma olasılığı çok büyük. Benzer bir şekilde çok tartışılan hatırlarsanız üzerinde mühür bulunmayan pusulalar ve zarflar geçerli sayılacak. Bu 16 Nisan referandumunun hatırlarsanız tartışmalı noktasıydı ve şimdi bunu işte aslında yasal noktaya getiriyorlar ve aslında şunu da itiraf ediyorlar ki o gün yaptıkları yasal değil. Bu tabii bu çok önemli bir madde. Hileli, sıkıntılı, sorunlu, tartışılı oyların kontrol edilemeden kabul edilmesine neden olacak. Benzer bir şekilde notlarımdan bakıyorum. Mesela biliyorsunuz şu andaki mevcut sistemde sandık kurulu başkanı ya da ileri sorunlu bir durum görürse kolluk kuvvetini çağırıyor. Bu kanunda kolluk çağırma yetkisi artık herhangi birine ihbarlara veriliyor. Herhangi bir vatandaş, bunun ismini bilirsiniz, bilmezsiniz, ihbar yapıp burada sorun var diyor. Bunun şöyle bir sonucu oluyor. Doğal olarak her birçok ihbar olduğunda artık sayım ve seçim silahların gölgesinde oluyor. Yani muhalif bir işte grubu düşünün orada seçimi gözlemlemeye çalışan sayımı ya da seçim sürecini. Onlar silinmiş, susturulmuş oluyor. Polisler sandık rahatlıkla girebilir hale geliyor. Güne Bakış'ta bu akşamki ilk konuğumuz Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Sizin için uzun bir gece oldu. Hala da uyumadığınızı biliyoruz. Tekrardan teşekkür edelim başlarken. Rica ederim. Evet, biraz uzun bir gece oldu. Öyle. Evet, kamuoyunda ittifak yasa teklifi olarak bilinen yasa dün Meclis Genel Kurulu'na geldi ve geçti. Yaklaşık 20 saat sürdü. Siz de oradaydınız. Neler yaşandı? Yani ilk andan itibaren aslında ben en hafif tabiriyle saygısızlık diyebileceğim bir işleyişle ilerledi durum. Çünkü hani birileri ittifak yapıyor olabilir. İttifak kötü bir sözcük değildir aslında. Hani HDP olarak biz kendimize baktığımızda bileşenleriyle, farklı ittifaklarıyla var olan bir partiyiz. Ve bundan da aslında mutluyuz. Fakat
Hani bunu söylüyoruz hakikaten temiz ittifaklar da var, kirli ittifaklar da var diye. Bu bence biraz karanlık bir ittifaktı ve gece karanlık boyunca bayağı karanlık saatlerce sürdü bunun tartışmaları da. Yani ilk andan itibaren dediğim gibi bir dayatmaydı. Yani böyle bir müzakere hali işte konuşup da bugün bu kadar madde olabilir, şöyle olabilir gibi ya da işte bir taraftan bu söylenirken diğer taraftan bir başka kapı arkasında başka anlaşmanın yapıldığı ve birdenbire aslında bunun ertesi güne bile kalmayıp sabaha kadar devam edeceğine vakıf olduğumuz bir durum söz konusu oldu. Son dönemlerde biraz zaten AK Parti'nin tutumu her yönde hakikaten hani sözü engelleyici, biraz fütursuzca, mecliste de aynı şekilde, hatta işte dün gördüğümüz gibi mikrofon kapatmaya kadar giden milletvekili Süda Kaya'nın sesinin kısıldığı 9 saniye kalmasına rağmen konuşmasının bitmesine, öncesinde vekilimiz Mahmut Toruk'un kolunun kırılması gibi bir arayı fırsat bilerek bir tutursuzluk hali var. Aslında bu mecliste çok ciddi bir şiddet hali. Ben bunu da ayrıca konuşmak istiyorum. Yani bunu gazeteci arkadaşlarla da ayrıca konuşmak istiyorum. Ayrıca mecliste bunun için bir toplantı olması gerektiğini de düşünüyorum ki zaten dün meclis kürsüsünde de ifade ettim. İnsanlar hakikaten orada bence artık can güvenliklerinden de yoksunlar. Bu belki bu güç sarhoşluğuyla yeterince iktidar cenahından fark edilmiyor olabilir ama çünkü onlar hani biz zaten böyle düşünüyoruz ve böyle olmak zorunda hal o kadar alışmış bir rahatlıkla davranıyorlar ki o yüzden öyle görünmüyor belki ama bu diğer taraflar gerçekten öyle görünüyor. Ben mesela dün Musa Çam'ın da yani şiddete uğrayabileceğini endişeyle düşündüm. Daha öncesinde kendi arkadaşlarımızın olduğu gibi ve bu bir gün bir AK Parti milletvekiline de olabilir. Bunu ayırt ederek söylemiyorum aslında. Şimdi ittifak yasası ne yapıyor? AK Parti ve MHP'ye gerçekten oylar nasıl gider? Hani oylar aman nasıl başka bir yere gitmez? Biz nereden dolanır da bunu alırız? İşte örneğin her vatandaş muhbir vatandaş olabilir veya her vatandaş kargaşa çıkarmaya müsait bir potansiyel vatandaş olarak kabul edilir ve sakin giden bir sandık başına mesela güvenlik görevlisini tek başına nasıl çağırır gibi bir düzenlemeyi icat ederek. Vatandaşların kendi apartmanlarında daha önceden kontrol edebildikleri seçmenleri kontrol etmelerini engelleyerek seçmen denetimini onların elinden alarak ya da işte sandık alanı sandık çevresi diye yeni kavramlar çıkartarak bir mühürlü oy olması gerekir. Oylar mühürlü olmalı bilinci oluşmuşken özellikle referandum zamanında. Şimdi mühürsüz oylar zaten haydi haydi geçersiz olabilir gibi bir icat gene çıkartarak ve işte ittifak tarafına oy pusulasında nereye basarsanız basın geçerli olabilir ama diğer tarafta basılırsa çok riskli gibi. Aslında insanların belki hani Türkiye'de o hal şartlarında özellikle hani çok kısa bir sürede kalkacağız söylenen ama 18 aydır neredeyse devam eden o hal şartlarında başka sesini yeterince çıkaramazken hani bir seçimimiz var bunu yapacağız dediğini de elinden almak için her şeyin yapıldığı, bütün seçim güvenliğinin, şeffaflığının kaldırıldığı bir yasa tasarısıydı. Çünkü her iki partinin de buna ihtiyacı var. Birinin baraj altında kalmamak için, diğerinin de işte o başkanlık sisteminin idealine ulaşabilmesi için. Görünen o ki anketlerde çok iyi şeyler onlar açısından göstermiyor. Ve dün aynı zamanda da tabii MHP kongresi, ona da yetişecekler. İşte Devlet Bahçeli sonuna kadar orada oturdu ve dolayısıyla daha öncesinde geçen hafta mesela bir torba yasa için defalarca karar yeter sayısı istedik ve 95 maddelik yasada sadece hani
İki günde 10 maddeye gelebilmişlerdi ama dün gece istedikleri zaman orada nasıl bulunabileceklerini de gösterdiler. Yani bulundular ve karar yeter sayısı da vardı. Dolayısıyla devam etti. Sabaha kadar da bunu sürdürdüler. Bu insanlık dışı bir şey. Bu vekiller açısından da, çalışanlar açısından da, hani çalışma koşulları açısından baktığınızda da angarya aslında kötü muamele. Hakikaten böyle bir şey yapılması. Dediğim gibi istişaresiz yapılması aynı şekilde olumsuz bir şey. Ve zaten içerik olarak da insan saatlerce, günlerce çalışabilir. Sonunda gerçekten halkı için, kendisi için, ülkenin geleceği için, mutluluğu için, bir yasa için günlerce çalışabilir. Bunda bir sorun yok. Şevkle çalışabilir. Ama aynı zamanda öyle olmayan, muktedirlerin hırsıyla getirilen bir yasa için bu kadar saat çalışıldı. Ve sonunda da geçti. Sonunda da tabii ki gerginlikler oldu. Yani o kadar saatten sonra zaten olması çok doğal ve beklenen şey oydu. Karanlık bir ittifak ve karanlık bir yasa diyorum ben. Şimdi biraz tabloyu çizdiniz aslında. Halkların Demokratik Partisi bu konuyla ilgili, yani özellikle seçim güvenliğiyle ilgili neler yapmayı planlıyor? Şimdi biz bugün de basın açıklamasında sabah yaptığımız orada bulunan arkadaşlarımız ve Meral Danış Beşiktaş'la beraber söyledik. Yani HDP var, halkımız var, biz varız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın dedik. Gerçekten biz az buz bir oy sahibi değiliz ve bu oyun hiç de öyle bir takım karanlık odaklarca bizi kriminalize etmeye çalışarak ne kadar uğraşsalar da gitmediği de ortada. Şimdi insanlar orada da çağrı yaptık. Oylarına sahip çıkacaklar. Yani bu tek başına partilerin de sadece sağlayacağı bir şey değil. Gerçekten herkesin bu denetimi olabildiğince sağlamak için elinden geleni yapması lazım. Ama biz de tabii ki buna göre daha yeni denetim mekanizmaları da geliştireceğiz. Ama biz şunu da söylüyoruz tabii. OHAL şartlarında seçim olmaz. Seçim güvenliği sağlanmadan seçim olmaz diye. Çünkü referandumu yaşadık hep beraber Türkiye olarak ve bunu biliyoruz. Öncelikli olarak biz işte şu tarihte mi olacak, bu tarihte mi olacak, kim olacak, o mu olacak, bu mu olacak tartışmalarına hiçbir şekilde kendimizi sokmak istemiyoruz. Gerçekten öncelikle bu ülkede bu savaş halin durması, o halin kalkması lazım güvenli bir seçim olabilmesi için, bunun ön koşulu olarak. Ama tabii ki hani pratik olarak, teknik olarak söyleyeceğim şu anda hemen bir şeyler yok. Ama buna ilişkin de çalışmalarımız sürüyor. Çok teşekkür ederiz Filiz Kerestecioğlu. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun. Güne Bakış'ta ilk konuğumuz Halkların Demokratik Partisi İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'ydu. Kerestecioğlu ittifak yasasını değerlendirdi. Dün akşam da Işın Eliçi'nin moderatörlüğünü yaptığı Fen Fikir programında Hürrem Sönmez ve Nilden Beyazıt Postalcı ittifak yasasının ardından seçim güvenliği üzerine endişeleri tartıştı. Öncelikle konuşulması gereken, bence muhalefetin ağırlık vermesi gereken şey, OHAL koşullarında seçime gidiliyor olması. Yani demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmesi gerekiyor seçimlerin, biliyorsun. Yani bizim hem kendi hukuki düzenlemelerimiz hem Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde aslında bir öncelikli, birinci konumuz bizim bu devam eden olağanüstü hal koşulları çerçevesinde seçime gidiyor olmamız. Bu bir kere bir sıkıntı yani bunu. Şimdi en son söyleyeceğimi en başta da söyleyeyim. Bana göre önümüzdeki işte erken seçim olur olmaz ama bu genel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde görünen o ki başta ana muhalefetin ama tüm muhalefetin şu andaki en büyük rakibi AKP değil, sandığa gitmeyecek olanlar. Çünkü bütün bu çıkan kanunlar bana göre, hani ben kendi ufak çevremde bunu gözlemliyorum. Yani ne gerek var ki artık hani oy vermeyelim, gitsin durumundalar.
Dolayısıyla muhalefetin buna çok detaylı gireceğim ama hakikaten onun üzerinde durması gerekiyor. Ben şöyle bir şey çıkardım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Seçim ittifaklarından bahsederken 7 Haziran seçimlerinde AKP ve MHP'nin toplam oyu %57. 1 Kasım seçimlerinde AKP ve MHP'nin toplam oyu %61. 16 Nisan referandumunda AKP ve MHP'nin toplam oyu %51. Yani 1 Kasım seçimlerinden referanduma baktığımız zaman 10 puan bir düşüşleri var. Buradan ben şu çıkarımı yaptım. 7 Haziran'da da %57. Bütün o 1 Kasım'da biliyorsunuz bütün milliyetçi lik ön plana çıkmıştı. AKP'nin tüm propagandası onun üzerine olmuştu. Bütün o terör olayları. Demek ki insanları o milliyetçi duygular AKP'ye o dönemde aman bu terör olayları bitsin diye belki oy vermeye götürdü ki ancak bu kesim içinde, bu %61'lik kesim içinde öyle bir kesim var ki evet milliyetçi duyguları onlar için çok önemli ama başkanlık istemiyorlar. Evet, Güne Bakış'ta bir diğer konuğumuz anayasa hukukçusu, Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi, yardımcı doçent Tolga Şirin. Hoş geldiniz Tolga Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Evet, dün Meclis Genel Kurulu'nda kamuoyunda bilinen adıyla seçim ittifak yasası 20 saat görüşüldü ve yasa teklifi kabul edilmiş oldu. Öncelikle siz bir hukukçu gözüyle bu yasa teklifi metnini nasıl değerlendiriyorsunuz? Metin bir hukukçu olarak, bir hukuk metni olarak nasıl görünüyor? Şimdi öncelikle şunu söylemekte yarar var. Aslında geçen hafta da sizin Medyascope'da çıkan bir programda dile getirmiştim. Onu yenilemiş olacağım ama esasen bir öngörülebilirlikle mal olduğunu söyleyebiliriz metnin. Yani herhangi bir yurttaş metni eline aldığında tam olarak neyin düzenlendiğini çok net göremeyebilir. Bir belirlilik sorunu var, öngörülebilirlik sorunu var. Oldukça karışık ve anlaşılması güç hükümlerden oluşuyor. Bu bir yanıyla temel bir sorun. Diğer taraftan da bu yapılış usulüyle ilgili, metnin yapılış usulüyle ilgili bir takım sorunlar var. Şöyle ki bu bir seçim kanunu, sıradan bir kanun değil. Seçim dediğimiz yarışmanın farklı rakiplerinden bir tanesinin ya da birden fazlası ama tamamı değil, tek taraflı olarak o yarışmanın kurallarını belirlemesi söz konusu. Bu yönden tıpkı anayasada olduğu gibi bir uzlaşı sorununun olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar genel olarak yani ilke itibariyle baktığımızda ilk bakışta gördüğümüz sorunlar. İçeriye dair bir takım sorunlar var ama onlardan bahsedildi diye tahmin ediyorum. Yani benden önce de birden fazla konuşmacı konuştu ama belki benim hatırlatabileceğim birkaç nokta. Lütfen sizin hukukçu gözüyle hatırlatmanız başka oluyor çünkü. Evet, yani burada özellikle aslında metinde değil ama metinde yer almayan bazı noktalar var. Onlara biraz daha dikkat çekilebilir. Bunlardan bir tanesi 687 sayılı kanun hükmünde kararname vardı ve bu kararname seçim sürecinde özel televizyonların yanlı yayın yapması durumunda RTÜK'ün herhangi bir yaptırım uygulamamasını getirmişti. Yani seçim kanunun 149. maddesinin A fıkrası diye geçer. Yani böyle maddelere boğmak istemem ama o hükümde özel TV'lerde propaganda eşitsizliği ne ilişkin yaptırım kararname yoluyla kaldırılmıştı. Ve biz o zaman şunu sormuştuk. Yani bunun olağanüstü halle ne gibi bir bağlantısı var? Olağanüstü hal tekbiri nasıl olabilir bu? Alakasızdır. Dolayısıyla aslında anayasaya aykırıdır demiştik. Ona dair hiçbir tartışmanın olmadığını, metinde bu bağlamda bir değişikliğin ya da buna dair güvencenin getirilmemiş olduğunu görüyoruz. Dahası zaten hükümet Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ni olağanüstü hal tedbirlerine başvurabileceğini söylerken, başvurabileceği haklardan bir tanesini de serbest seçim hakkı olarak deklar etmişti. Bu bakımdan bir takım kaygılarımız vardı bizim.
Ve o kaygılardan bir tanesi 687 sayılı kanun hükmüne kararname yoluyla karşılık bulmuştu. Aslında bir olarak görünmese de olağanüstü devam edecekmişçesine ya da hal süreçte sanki fiilen seçim yapılacakmışçasına bazı hükümler var. Onu hatırlatabilirim. Yani aslında 687 sayılı kanun hükmüne kararnamenin propaganda yasasına dair bir sınırlandırmaları hatırlamak lazım. Veya gene seçim kanununun teknik ayrıntılarına girmeden önce bugün mesela demokratik bir seçimden önce mutlaka bulunması gereken propaganda özgürlüğüne dair bazı şeylerin, ki toplanma özgürlüğü bunlardan başlıcasıdır, kategorik olarak yasaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla daha sandığa gelmeden önce demokratik tercihlere dair, yani bir yurttaş televizyonu açtığında gerçekten de eşit bir yarışma acaba şahit olabilecek mi? Dahası seçimden önce propaganda süreçlerinde toplantılar konusunda bir takım ikircil ya da aslında tutarsız veya taraflı bazı tedbirler söz konusu olabilecek. Keza basın özgürlüğü konusunda da, yani sadece görsel medya yönünden değil diğer bağlamlarda da olağanüstü hal tedbirleri devam edeceği için bu noktaya öncelikle dikkat çekmek gerekiyor. Şimdi bütün bu sorunlar silsilesinin üzerine aynı zamanda seçim kanununun bu güvenceyle ilgili sorunlu hükümleri de, yani güvencesizlikle mağlul bazı hükümleri de getirilmiş oldu. Ben hani sıkmamak adına tekrarlamayacağım ama hani kısaca başlıkları böyle hatırlatmak gerekirse bu mühürsüz pusula dediğimiz sorun çok net bir problem olarak kaydedilebileceği gibi sanırım atlandı. Benden önce konuşmacıdan atladığı bir nokta var. Bu vali bir ay önce talep etmesi durumunda en yakın seçim bölgesine taşınması veya sandık bölgelerinin birleştirilmesi veya seçim bölgeleştirilmesine YSK karar verirdi. Yani burada aslında sandık bölgeleri üzerinde, ki valiliğin talebi üzerine karar verir dediğine göre, bir yanıyla vali, aslında diğer yanıyla da valinin üstü olan İçişleri Bakanı tarafından seçim bölgelerinin birleştirilmesi yönünde bir tedbir olabilir. Böyle bir tedbir aslında siyaset biliminde gerrymandering denilen, yani eksik oylarınız varsa seçim bölgesine de üzerinde oynayarak aslında o ihtiyaçları karşılama gibi bir pratiğe neden olabilir. Mesela bunun kaydedilmesi ve üzerinde durulması lazım. Anayasa Mahkemesi'nin de özellikle 1961 Anayasası ilk döneminde Demokrat Parti'nin benzer yükündeki uygulamalarına karşı vermiş olduğu Anayasa Mahkemesi kararını, yani kendi kararını hatırlaması gerekebilir. Bunun dışında mesela gene biraz üzerinde böyle bulak kaldı değil ama özellikle sayım süreçleri takım sorunlar olabilir. Şöyle ki geçmişte mesela Cumhurbaşkanlığı yani zarflar açıldı ve bu zarflar açıldıktan sonra eğer zarfın içinde birden fazla pusula varsa o geçersiz sayılırdı. Oysa şimdi mesela mevzuata ben tekrar baktım, görüyorum. Öncelikle bir tasnikten bahsediyor. Yani birçok konuda ayrıntıya girmezken sayım sürecinde bir zarfta birden fazla oy çıkar ise şayet o durumda öncelikle geçerli geçersiz belirlemesi yapılmayacak ve tasnifleme yapılacağını söylüyor. Ve bu tasnifleme yapıldıktan sonra acaba işte hangisi geçerli hangisi geçersiz bir tartışma yapamazsınız. Hani bu küçük bir ayrıntı gibi görünüyor ama buna benzer çok fazla ayrıntı var. Ve ilginç olan ısrarla Cumhurbaşkanlığı seçiminin önce sayılmasına vurgu yapılması. Yani burada aslında bir takım soru işaretleri beraberinde geliyor. Yani icabında seçim güvenliğinin veya sayım süreçlerinde Türkiye'de özetten beri süre gelen bazı uygulamalar bir tarafa bırakılmış, ne pahasına? Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının hızlıca öğrenilmesi pahasına. Şimdi burada tabii ben spekülasyon yapmak istemem. Fakat burada yani kanun yapım tekniği itibariyle bazı sorunlar var ve bu ısrarın kendisi de icap ederse, belki öyledir veya değildir, bunu bilemeyiz ama aslında soru işareti olan seçmenler yönünden, işte Cumhurbaşkanlığı seçiminin sağlıklı ya da beklendiği gibi olmamasına göre bazı manipülasyonların önü açılacak mıdır diye, yoksa açılmayacak bir ek soruları da beraberinde getirebiliyor. Veya şunu söyleyeyim mesela, böyle arka sıralıyorum, mutlu zamanımız var ama. Buyurun. Sandık kurulunun oluşumunda memurlardan bahsederken mesela bunun yani kura usulünden bahsedilmiş ve bu kuranın
nasıl yapılacağı, nerede yapılacağı konusu tamamen muğlak. Veyahut mesela sandıkların üzerindeki boşluğun kaç santim olduğu veyahut işte oradaki gizlilik sağlayacak olan panelin santimleri kanunda varken bunların çıkartılması, bunların her aslında seçim güvenliği açısından soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Keza mesela sandık çevresi eskiden 100 metreyken, yani şeyler bilir, seçmenler bilirler, İşte o 100 metrelik alanda silahla girmek mümkün değildi. Dahası orada herhangi bir propaganda söz konusu olamazdı. Fakat bunlar biraz muğlaklaştırılmış. Mesela sandık çevresindeki 100 metre sınırı bina yapı müştemelat diye ifade edilmiş ki bu ifade oldukça muğlak. Dahası aslında bence en kritiği, yani işte en sonuncusu ama belki de en önemlilerinden bir tanesi diyelim. İhbar üzerine kolluk kuvvetinin gelmesi. Şimdi buradaki ifade sandık başı düzenini bozmaya kalkışmak diye geçiyor. Bu çok benden önce değinildi. Ben de geçmiş programda söylemiştim aslında bunu. Bu çok muğlak bir ifade. Yani sizin sayım sürecindeki bazı itirazlarınız kolaylıkla sandık başının düzenini bozmaya kalkışmak olarak algılanabilir. Ve ihbarın da özel bir şekil şartına tabi kılınmaması ve bir ihbarın var olup olmadığının denetlenmesinin de mümkün olmaması aslında sandık çevresinde kolluk kuvvetinin bulunmasının norm, bulunmamasının bazı bölgeler yönünden söylüyorum, istisna olmasına yol açabileceğini şimdiden biz öngörebiliriz. Ve dahası hüküm mesela diyor ki bu işte düzeni bozanın sandık çevresinden uzaklaştırır. Anlamı gözaltına alır demektir ve belki de bazı seçmenler yönünden oy kullanmadan önce özellikle kritik bölgelerde ve gerilimli yerlerde gözaltı tedbirinin uygulanması anlamına geliyor. Bu illaki şu anki seçim süreçleriyle ilgili değil bu arada. Kanunu kısa vade için yapmazsınız. Belki de 10 yıl, 15 yıl sonra ya da belki de bu seçim, bunu bilemeyiz. Türkiye konjonktürüne bağlı. Güvencesiz bir takım hükümler içeriyor. Yani bu arada şunu da söylemekte yarar var. Mesela kolluğun bağımsızlığı ile ilgili bir sorun vardır Türkiye'de. Bu zaten hem soruşturma süreçlerinde süregelen bir sorundur. Hatta 1961 Anayasası hazırlanırken bile yapılmış bir tartışmadır bu. Özellikle siyasal içerik taşıyan davalarda örnek vermek gerekirse polisin delil toplama konusunda isteksizliği olacaktır. Yani savcı talepte de bulunsa, savcı istekte de bulunsa bir takım delil toplama bağlamında sorun olabilir. Bu siyasi düzeyi yüksek yolsuzluk dosyalarında olabileceği gibi seçim yolsuzlukları bakımından da geçerli olabilecek bir şey. Çünkü yani şöyle düşünün, siz bir memursunuz ve polissiniz, öyle diyelim. Ve sicil amiriniz var ve son tahlilde siz İçişleri Bakanlığı'na bağlısınız. Ve İçişleri Bakanlığı'nın bu bağlamda söyleyecek ya da İçişleri Bakanlığı'yla ortaya çıkabilecek olan bir gerilim sizin kafanızın bir tarafında her zaman için bulunacaktır. Yani mutlak bir kolluk tarafsızlığın bahsedemezsiniz. Bu bakımdan da yani seçime özgü de bizde bir özel güvenlik hükmü ya da güvenlik personeli bulunduğu için aslında kolluğun bu eylemleri ya da edimlerine karşı farklı siyasi partilerin bir arada bulunduğu ya da onların kolektif bir şekilde oluşturduğu sandık kurulunun inisiyatifinin çok daha kritik olması gerekir. Bunun mantığı şudur yani doktrinler açıdan. Çünkü kolluk son tarihli seçimdeki yarışan öznelerden bir tanesinin astı niteliğinde hareket edecektir. Bu bakımdan en azından seçim çevresinde bu yetkileri konusunda nispeten daha tali olması gerekir. Bu talilik biraz daha asli kılınmaya başlanmıştır. Bu bakımdan işte silahların gölgesinde bu sıklıkla sopalı seçimi atıp işte bu İttihat ve Terakki 1912 seçimlerinde falan oralara gönderme yapılıyor. Aslında Türkiye tarihinde böyle örnekler Demokrat Parti atıfta da yer yer. Demokrat Parti Halk Partisi'nin atıfta da bunu yapar. Der ki işte ilk seçimler Halk Partisi'nin baskısı altında yapılmıştı vesaire gibi. Aslında bir yandan yakınırken şimdi bu koalisyonun ya da bu ittifakın buna benzer bir tedbire başvuruyor olması bir yanıyla da ironik bir şey. Yani tek parti döneminden çok çektik deyip aynı zamanda Demokrat Parti eline yaslandığını söylemek ama bir yandan da veya benzer bir biçimde iddiatçı zihniyetin bu mantığı tırnak içinde söylüyor. Bu mantığından kurtulacağız söyledikleri ileri sürüp bir yandan da aslında bu pratiği yeniden üretmeye
imkan tanıyacak düzenlemeler getirmek bir paradoks ya da bir çelişki olarak kaydedilebilir. Şimdi bu yasa, bu bahsettiğimiz yasanın soru işaretleri ve sorunlar taşıyan hükümlerinden bahsettiniz. Bunlar anayasaya aykırılık taşıyor mu? Şimdi şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi tabii ki bunu kararını verecek olan, bağlayıcı kararını verecek olan Anayasa Mahkemesi'dir. Benim kanaatim bu hükümlerin yani seçim güvenliği bağlamında anayasaya aykırı olduğu yönündedir. Fakat şunu da altını çizmek lazım. Şimdi çok sık muhalefet partileri mahkeme kararlarından aşırı bir beklentisi bir süredir özellikle seçim hukuku bağlamında. Ama aynı zamanda bu süreçlerden de gerekli yani o düzeyde beklenti karşısında yeterli tatmini alamadıklarını da görüyoruz. Bunu 16 Nisan referandumundan sonra da görmüştük. Mesela İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nden çok fazla şey bekleniyor. Oysa ben peşinden şunu söyleyeyim. Özel olarak uzmanlık alanımdır İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve mahkeme hakları. Seçim hakkı belki de mahkemenin en az müdahil olduğu ve taraf devletlere en geniş takdir marjı bıraktığı alanlardan bir tanesidir. Yani en az aktivist olduğu ve seçim için içine bir de seçim sistemi giriyorsa olabildiğince az müdahil olmaya çalıştığı bir nokta. Dolayısıyla mesela insan hakları mahkemesinden böyle aşırı bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini söyleyeyim. Anayasa Mahkememiz açısından da tabii bu bir yani burada %50 gibi bir yaklaşım ortaya koyabiliriz. Tabii bu bir şans oyunu değil ama Anayasa Mahkemesi'nin geçmişteki yaklaşımına binaen özellikle son 5-6 yıldır çok daha biz orijinalist diyeceğimiz yani kendisini oldukça sınırlandıran ve siyasal gerilimi yüksek olabilecek konularda mümkün olduğunca karar vermeme yönünde bir eğilim geliştirmiş olduğunu söyleyebilirim. Bu bakımdan da yani bu yönelim ve bu eğilim çerçevesinde Anayasa Mahkemesi'nin tabii ki iptal olasılığı her zaman için vardır ama bu mahkemenin çok aktif, Strasbourg'dan da Anayasa Mahkemesi'nin aktif bir şekilde ya da aktivist bir şekilde bir inceleme sürecine girmeyeceği ve yasama organının takdirine atıf yapacağını varsayabiliriz. Her hüküm açısından bunu söyleyemem ama özellikle ittifak hükümetle ilgili daha az söyleyeyim. Fakat bu güvenlikle ilgili meselelerde belki biraz daha sağduyunun hakim olabileceğini mahkeme önünden şimdilik söyleyebiliriz. Yani bunlar tabii birer öngörü. Tabii burada mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin süratli karar vermesi oldukça önemlidir. Ve dahası bir süredir vermemiş olduğu ya da vermekten sakındığı yürürlüğü durdurma tedbirini uygulaması da önemlidir. Çünkü seçimleri yaptıktan sonra, bugün mesela 2018 yılı içinde erken seçim kararı alınması durumunda bir Anayasa Mahkemesi de karar vermemişken böyle bir seçime gidilmesi durumunda verici iptal kararının da bir anlamı olmayacaktır. Yani atıplan tırnak içinde söylüyorum. Üsküdar'ı geçtikten sonra Anayasa Mahkemesi'nin verici kararını çok olmayabilir. Bu bakımdan mahkemenin tedbir kararı verme olasılığı vardır. Özellikle seçim güvenlikle ilgili hükümlerde. Fakat bunun geçmişteki Anayasa Mahkemesi içtihatlarına binaen olasılığın biraz daha düşük olduğunu Anayasa Mahkemesi'nin yargı politikası itibarıyla ben söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Tolga Şirin. Çok teşekkür ederim. Israrla her zaman söylüyorum. Söylendi önce ama yenilemekte fayda var. Bu %10 seçim barajının hala neden var olduğuna bir yani şöyle ki çünkü neden söyleniyordu %10 seçim barajına ihtiyaç var. Neden? Çünkü baraj olmazsa çok fazla siyasi parti yasama organına girer, meclise girer ve meclise çok fazla siyasi parti girerse parlamenter rejimde meclisin içinden hükümet kurulduğu için bir istikrar sorunu ortaya çıkar deniyordu. Ben ona katılmıyordum ama bu görüş dikkate değer bir görüştü. Şu anda hükümet dediğimiz şey doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği için ve yasama organının bu bakımdan ne güven oyunu ya da hükümetin kurulmasıyla ilgili herhangi bir işlemi olmayacağı için yasama organına çok daha fazla sayıda siyasi partinin girmesinin istikrarla ilgili yani yürütme organının hükümet istikrarının oluşma ile ilgili herhangi bir etkisi yok. Bu bakımdan bu baraj neden vardır sorusunun üzerinde bütün yurttaşların ve aynı zamanda yetkili siyasi makamların
durması gerekir. Bu yeni seçim ittifakı hükmüyle beraber aslında bunun hani varlığı devam ettiriliyor. Hatta daha komplike ve karmaşık hale getirilmiş oldu. Bu neden hala devam ettiriliyor? Bu soruyu sormak lazım. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Bu başkanlık seçiminin referandumla beraber başkanlık rejiminin koalisyonları sona erdirileceği söyleniyordu. Aslında paradoksal bir biçimde daha seçim de olmadan koalisyonu beraberinde getirdiğini biz o zaman da söylemiştik. Böyle bir öngörü Latin Amerika ülkelerinde vardır. Hatta şunu da söylemiştik. O parlamenter rejimdeki koalisyonlarda kolaylıkla koalisyon ortağı çekilebilir ve hükümet düşer. Bir takım güvence vardır ortaklar yönünden. Bu seçim ittifakında böyle girersiniz ama seçimden sonra ittifakın unsurları bir kenara bırakılır ise güçlü olan unsur tarafından hiçbir güvenceniz de olmaz. Bir sonraki 5 yıl sonraki seçime kadar beklemek zorunda kalırsınız. Yani söylediklerimiz bir yanıyla aslında çıkmış oldu. Ama işte bu özellikle tutarlılık adına, yani siyaset biraz tutarlılıkla yapılması gereken bir şey. Koalisyonları sona erdirmeye çalışırken acaba ittifakların, üstelik de güvencesiz ittifakların istikrarsızlığa yol açacak şekilde getirilmiş olması, diğer taraftan da barajın, yani artık istikrar kazandırılacak iddiası taşınırken bugün bu istikrarı zaten rejim, yeni siyasal rejim getiriyorken hala neden acaba korunuyorsunuz sorular sorulabilir. Bunlar da meselenin diğer boyutları. Bunları ben şeyden dolayı çok girmek istemedim diğer noktalara. Benden önceki konuşmacılar değindi ama onların değinmediği noktalara parmak basmak lazım. Onun için bunları hatırlatmak gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, anayasa hukukçusu, yardımcı doçent Tolga Şirin konuğumuzdu. Yeni seçim yasasını konuştuk. Bazı detaylar verdi, çok konuşulmayan. Kendisine teşekkür ediyoruz. Güne bakış devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin ilçe merkezinin kuşatıldığını duyurdu. Bölgedeki gelişmeleri gazeteci Hediye Levent, arkadaşımız Sinan Akgün'e değerlendirdi. Aslında risk oldukça yükseliyor. Çünkü zaten son birkaç haftadır Suriye ordusuna bağlı milislerle TSK ve TSK'nın birlikte hareket ettiği gruplar arasında sıcak temasa yakın yani bir takım karşı karşıya gelme halleri olmuştu. Diğer taraftan yine TSK tarafından yapılan işte topçu ateşlerinde de yine çok sayıda milisin, zannedersen 70'e yakın milisin hayatını kaybettiğini biliyoruz son 1-2 haftada. Aslında tansiyon oldukça yükseliyor çünkü Afrin küçük bir bölge, yani arazi olarak küçük bir nokta ve Suriye ordusu ile milislerden bahsetmiyorum, doğrudan Suriye ordusu. Suriye ordusu ile TSK ve birlikte hareket ettiği ÖSO gruplarının birbirlerine olan mesafeleri oldukça daralmış durumda. TSK ve ÖSO grupları Afrin'e eğer girerse bu mesafe, yani cephe hatları oldukça yakınlaşacak. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde hatırlayacak olursak eğer bu Suriye ordusu ve Suriye mevcut yönetiminin lehine bazı gösteriler de yapılmıştı orada. Dolayısıyla Türkiye'nin, yani TSK'nın ve birlikte hareket ettiği grupların Afrin'in girmesi halinde oradaki nüfusun nasıl bir tepki vereceği de belli değil. İçeride ne kadar milisin olduğu da tam olarak bilinmiyor. Çünkü peyderpey kaydırıldığını biliyoruz içeriye milislerin. Gümrük Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunduğu Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın firar etti. Peki Çiftlik Bank neydi ve nasıl battı? Arkadaşımız Ufuk Çeri, avukat Gürsel Devrim ile konuştu. Şöyle özetleyelim, Çiftlik Bank aslında bir sanal oyundur. Sanal oyun derken tabii masum bir sanal oyundan söz etmiyoruz. İşin içerisinde çok ciddi miktarda paraların yatırıldığı bir sanal oyun. Tabii bunu biraz daha ilerletelim. Bu bir sanal kumardır. Şimdi kumar oynatmak bizim ceza yasamızda suçtur. Türk Ceza Kanunu 228. maddesi de açık olarak suç olarak nitelendirilmiştir. Bu sanal kumar, ama sanal kumar boyutlarını da aşan bir nitelikli dolandırıcılık var. Ama sorunuza çok temelde kısa bir yanıt vereyim. Çiftlik Bank dediğimiz sonuçta sanal bir oyundur. O sanal oyunda insanlara para yatırıyorlar. O yatırdıkları para oranında da kar elde edeceklerine inandırılıyorlar. Çok kısa böyle bir yanıt verebiliriz. Evet. Ya biz hani ilk başta ben de kendi adıma bunu bir oyun olarak görmüştüm. Fakat daha sonra baktığımda ciddi miktarlarda bir paralar yatırılıp
buradan bir karlar elde edildiğini. Hatta şöyle diyorlardı benim anladığım kadarıyla, oyunda olan ineklerin, işte tavukların aslında gerçeğinin de olduğunu belirtiyorlar. Böyle bir durum var mıydı? Şimdi zaten nitelikli dolandırıcılık tanımına tam giriyor bu. İngiltere'de 3 Mart'tan bu yana yoğun bakımda tutulan eski Rus casus Sergei Skripal ve kızı Yulia Skripal'in Rusya'nın geliştirdiği bir sinir gazıyla zehirlendiğinin anlaşılmasından sonra İngiltere yönetimi Moskova ile ilişkilerin eskisi gibi devam edemeyeceğini duyurdu. Sergei Skripal ve kızı Yulia, pazar günü Salisbury kentinde bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanmış. Ardından sokaktaki bir bankta bilinçsizce yatarken bulunmuştu. Skripal ve kızının durumlarının ağır ama stabil olduğu bildirildi. Skripallerle ilgilendikten kısa bir süre sonra hastalanan İngiliz emniyet yetkilisi Nick Bailey'nin durumu da ciddiyetini koruyor. İngiltere parlamentosunda konuşan Başbakan Theresa May, Skripallere Novichok adıyla bilinen Rus yapımı askere sinir gazı ile saldırıldığını söyledi. Moskova'ya olaylarla ilgili izahatte bulunması için bu gece yarısına kadar süre verildiğini duyan May, Moskova'nın bir felaket anlamına gelecek şekilde kimyasal silah stoklarını kontrol edemediği ve sinir gazının başkalarının eline geçtiği gibi geçerli bir cevabı yoksa, olayın Rus devletinin İngiltere'de hukuk dışı güç kullanımı olarak değerlendirileceğini kaydetti. Rus casusun ötesinde saldırının aynı zamanda İngiltere'deki sivillerin hayatlarına da tehlike attığını vurgulayan May, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Rusya'nın Londra Büyükelçisi'ne Moskova'nın Novichok programı ile ilgili uluslararası kimyasal silahların yasaklanması örgütüne tam ve eksiksiz açıklama yapması gerektiği mesajını verdiğini söyledi. ABD'nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'nin saldırının arkasında büyük olasılıkla Rusya'nın olduğu değerlendirmesine katıldıklarını belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sinir gazı kullanımının dehşet verici ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya'dan ilk tepki ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova aracılığıyla geldi. Zakharova, May'in konuşmasını İngiltere parlamentosunda sirk gösterisi olarak niteledi. Uber uygulamasına erişimin engellenmesine yönelik açılan davanın ilk duruşması, önceki gün taksiciler Çağlayan'da eylem yapmıştı. Son bir haftada biri silahlı olmak üzere Uber sürücülerine yönelik 4 saldırı gerçekleşmişti. İçişleri Bakanlığı da artan gerilim sonrası Uber'i engellemek üzere tasarı hazırlarken Uber taksi gerilimini akademisyen Melis Oğuz arkadaşımız Fırat Fıstık'a değerlendirdi. İşinden çıktıktan sonra ana caddeye çıkıp taksiyi beklemektense taksinin senin ayağına gelmesi ya da zamanlı olarak senin Uber'i çağırabiliyor olman aslında bence algısal olarak sana zaman kazandırıyorum hissi veren bir şey diye düşünüyorum. Evet. Peki ilk soruya yine atıfla sormak istiyorum. Yani burada dedin ki yani güven, kalite burada önemli olan fiyat. Çünkü Uber'de aslında ortalamaya bakılırsa daha fazla. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü şunun etkisi var mı ya? Taksicilerin böyle sürekli işte taciz vakaları duyuyoruz, şiddet vakaları duyuyoruz veya herkes de söylenen bir şeydi. Sosyal medyada da çokça yazılıyor. En temel şeylerden bir tanesi de bu olabilir mi aslında? Yani oradaki... Olabilir, çok haklısın. Zaten sanırım gene taksicilik hizmetini altyapı olarak alan bir taksinin çok kullanılıyor olmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. Ama bir taksi Uber'dan farklı olarak zaten hali hazırdaki plakalı taksileri yani sarı taksileri kendi sistemine dahil edip onları da bir şekilde sosyal medya sistemi üzerinden sizin rotanız arkadaşlarınızın takip edebilmesi, bindiğiniz aracın plakasının zaten sistemde kayıtlı olması, şikayet edebileceğiniz bir merceğin ya da yorum yapabileceğiniz bir merceğin olması gibi bir taksi sistemi oluşmuştu. Bu Uber. Slovakya'da araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının bir cinayete kurban gitmesinin ardından İçişleri Bakanı Robert Kalinak istifa etti. Slovakya'yı sarsan gazeteci cinayetinin ardından hükümetin üzerindeki baskı artmıştı. Ülkenin başkenti Bratislava'da geçtiğimiz cuma günü protesto gösterisi düzenlenmiş ve gösteriye 30 bin aşkın kişi katılmıştı. Protestoların ve kamuoyu baskısının artmasının ardından dün bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Robert Kalinak görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kalinak istifasına gerekçe olarak hükümetin istikrarlı bir şekilde görevine devam etmesini sağlamak ve ülkedeki durumun sakinleşmesine katkıda bulunmak istemesini gösterdi.
Kalinak ayrıca emniyet teşkilatı ve hükümetin cinayeti aydınlatmak için elinden gelen çabayı sarf ettiğini dile getirdi. Slovakya Başbakanı Robert Fico daha önce yaptığı bir açıklamada İçişleri Bakanı'na sahip çıkarak Kalinak'a güvendiğini söylemişti. Slovak hükümetinin küçük ortaklarından Most Hit Partisi ise Kalinak'ın istifasını talep ediyordu. Slovak gazetesi Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda öldürülmüştü. Kuciak, yarım kalan son çalışmasında özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren İtalyan mafya grupları ile siyaset ve hükümet arasındaki ilişkileri araştırıyordu. Saldırganların kimliği ise henüz aydınlatılamadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD merkezli çip üreticisi Qualcomm'un Singapur merkezli Broadcom firması tarafından satın alınmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle engelledi. Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle engellenen satış gerçekleşseydi teknoloji tarihinin en büyük anlaşması olacaktı. ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname ile ilgili olarak Beyaz Saray'dan bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada başkanın Qualcomm'un satın alınmasına uygun bulmadığı belirtilirken ulusal güvenlik gerekçesine vurgu yapıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasında Broadcom şirketinin ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verecek hamleler yapabileceğine dair sağlam kanıtlar bulduğu iddia edildi. Daha önce ABD Hazine Bakanlığı'nda da teknoloji firmalarına bir uyarı mektubu göndererek teknoloji şirketlerinin satışının ulusal güvenliğe tehdit oluşturabileceği yönünde değerlendirmede bulunmuştu. Reuters ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, kararın arkasında ABD'yi mobil iletişimde Çin'in gerisine düşürmeme stratejisi olduğu belirtildi. Zira Qualcomm, Çin merkezi Huawei şirketinin pazardaki en büyük rakiplerinden bir tanesi. Başkan Trump'ın kararı Broadcom şirketinin ise tepkisini çekti. Ulusal güvenlik ile ilgili gerekçelere karşı çıkan şirket, anlaşmanın herhangi bir tehdit riski taşımadığını savundu. Öte yandan dün şirketten yapılan açıklamada ABD makamlarının iddialarını zayıflatmak adına şirketin merkezinin Nisan ayında ABD'ye taşınacağı dile getirildi. 117 milyar dolarla gerçekleştirilmesi planlanan Qualcomm satışı gerçekleşseydi teknoloji tarihinin en yüksek rakamlı anlaşması olacaktı. Arkadaşımız Şükran Şençekiçer, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre cinsel yönelim ayrımcılığını avukat Levent Pişkin'le konuştu. Yani daha evvel de Danıştay'ın verdiği kararlar konuyla ilgili mevcuttu. Ama Danıştay'ın lehte verdiği kararlar da mevcuttu. Yani hani benim ta öğrencilik döneminden hatırladığım bir sınav sorusu olarak bir trans öğretmenin mesela meslekte kalmasını sakınca yaratmayacağına ilişkin bir kararı da mevcuttu Danıştay'ın. Ama bireysel başvuru biliyorsunuz 2012'den sonra zaten gündeme geldi ve o zamandan itibaren başladı. Dolayısıyla bu tip kararları artık daha çok göreceğiz. Ya ilk derece mahkemesinin kararlarındaki ayrımcılığa ilişkin kararların Anayasa Mahkemesi tarafından incelenip ayrımcılığı körüklemesi kararlarını diyelim özetle. Daha fazla göreceğiz herhalde bu süreç içerisinde. Ya aslında mevzu sadece şey de değil yani hani ortadaki ayrımcılık da değil yani. Yani sistematik bir şiddet aynı zamanda yani hani çünkü bu aslında burada din kültürü öğretmenine yapılan medeni ölüm. Başka hiçbir şey değil. Memuriyete giremiyor, başka bir yere giremiyor ve 20 seneden fazladır bu süreçle uğraşıyor. 20 senenin hem psikolojik olarak yorgunluğu hem de ifşa olmuş olması her ne kadar kararda ismi geçmese de eminim pek çok mahkeme kararında ya da hani bu ya da pek çok internet sitesinde ya da haber sitesinde ismiyle geçiyordur ve dolayısıyla ciddi ve zor bir süreç yaşamıştır ve bu sebeple özel kurumlarda dahi iş bulması ziyadesiyle zor gibi görünüyor. Bu söz konusu öğretmen de yaklaşık 20 senedir bu işte uğraşıyor. Evet, evet. Hindistan'da binlerce çiftçi yardım talebiyle başkent Mumbai'ye yürüdü. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde on binlerce protestocu çiftçi, ülkenin en büyük iş gücü olan çiftçilik sektöründeki zorlukları duyurmak için yürüyüşe geçti. Hükümet desteği talep eden çiftçiler, pazartesi günü eyalet merkezi Nashik ilçesinden yola çıkan protestocular ile başkent Mumbai'ye 180 kilometre yürüdüler. Çiftçiler hükümetin tarıma aktarılan kredilerden feragat etmesi ve çiftçilere destek vermesini ve hükümet tarafından orman arazisi olarak görülen bölgelerin
çiftçilere tarım arazisi olarak aktarılmasını talep ediyorlar. Hindistan'ın en zengin eyaleti olan Maharashtra'da yönetim, Haziran 2017'de 340 milyar rupi tutarında tarımsal krediden feragat ettiğini açıklasa da, çiftçi liderleri tüm ihtiyaç sahibi çiftçilere fayda sağlayamadığını söylüyor. Çiftçiler, hükümetin taleplerini karşılayacağına dair güvence veren Başbakan Devendra Fadnavis ise dahil olmak üzere hükümet temsilcileriyle bir araya geldi. Fadnavis, 6 ay içerisinde orman arazilerine ilişkin tüm anlaşmazlıklar çözülecek dedi. Sinan Akgünay ve Mahir Büyük Yılmaz bundan böyle her salı saat 11'de Medyascope'da dünya gündemini global politika programında konuşacaklar. Evet Mahir, bu haftaki konuların odağında yine Trump vardı. Bir gümrük vergisi kararı aldı. Sonra Kuzey Kore ile görüşeceği açıklandı. İstersen gümrük vergisiyle başlayalım. Trump çelik ve alüminyum ithalatına %25 ve %10'luk bir vergi getirdi. Ve bunu aslında ulusal güvenlik şemsiyesi altına aldı. Ama daha sonrasında incelendiğinde ne ticaret anlayışı olarak ne de Trump'ın sonrasında yaptığı açıklamalar bunun tam olarak ulusal güvenlik olmadığı yönünde bir izlenim bıraktı. Sen nasıl okuyorsun bunu? Esasında çelik ve alüminyum konusunda getirdiği gümrük vergisi tam da bir ulusal güvenlik meselesi. Çünkü dış ticaret ve serbest ticaret Amerikan dış politikasının tam merkezinde yer alan o olgulardan bir tanesi ola gelmiştir. Ve bu şekilde bir dış politika kurumsallaşması söz konusudur. Fakat çelik ve alüminyum konusu aslında kendi içinde incelenmesi gereken bir konu olmakla beraber pek çok farklı cepheden yaklaşılması gereken bir konu. Bunlardan en önemlisi esasında serbest ticaret boyutu. Bir o kadar önemli olan dış politika ve uluslararası güvenlik boyutu. Ve şaşırtıcı olan şöyle bir durum da var aslında. Bu konu paralelinde hem bu konuyla bağıntılı olarak hem de bu konudan bağımsız olarak Amerikan iç kamuoyunda bir tartışma oluşmuş durumda. Yunanistan'da PAOK ile AEK arasında oynanan maçta ev sahibi kulübün başkanının silahla sahaya girip hakemi tehdit etmesinin ardından lig süresiz olarak ertelendi. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı'nın spordan sorumlu bakan yardımcısı Yorgos Vasilidis, Başbakan Alexis Tsipras ile yaptığı görüşmenin ardından geçen gece olaylı bir şekilde ertelenen PAOK, AEK maçının Yunan futboluna ağır bir darbe vurduğunu belirterek kurallar herkes için geçerli. Bu sebeple süresiz bir şekilde lig maçlarını durdurma kararı aldık ifadesini kullandı. Yunan futbolunu temizlemek için mücadele ettiklerini kaydeden Vasilidis, siyasi bedel ödeme pahasına şimdiye kadar yapılanları tehlikeye atmayacaklarını söyledi. Vasilidis, Yunanistan Futbol Federasyonu ve UEFA ile görüşmelerde bulunduklarına işaret ederek, Yunan takımlarının Avrupa kupalarından men edilmesi dahil tüm ihtimallerin masada olduğunu kaydetti. PAOK ile AEK takımları arasında Selanik'teki tohum basıtlarında oynanan mücadelede tartışmalı offside kararı sebebiyle çıkan olaylar sırasında PAOK Başkanı Ivan Savidis, belindeki tabancayla sahaya girmesinin ardından maç hakem tarafından ertelenmişti. Olayların ardından Savidis ile 4 koruması hakkında yakalama kararı çıkarıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunun son 4 rövanş maçı bu akşam ve yarın akşam oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta sonu son 16 turunun rövanş mücadeleleri başlamıştı. 8 takımın karşı karşıya geldiği haftada çeyrek final biletlerini alan ekipler Liverpool, Real Madrid, Juventus ve Manchester City olmuştu. Bu akşam oynanacak maçlarda 2 çeyrek finalist daha belirlenecek. 22.45'te başlayan maçlarda Manchester United 0-0'ın rövanşında İspanyol ekip Sevilla'yı konuk edecek. Ukrayna'daki maçta Shakhtar'a 2-1 yenilen Roma kendi evinde tur için sahaya çıkacak. Yarının programında saat 20'de 5-0'ın rövanşında Beşiktaş Bayern Münih'i konuk edecek. Gecenin maçı ise Stamford Bridge'de 1-1 sonuçlanan Chelsea-Barcelona mücadelesinin rövanşı olacak. Camp Nou'da oynanacak mücadele 22.45'te başlayacak. Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz'ün hazırlayıp sunduğu Kültür ve Tarih Sohbetleri programının bu haftaki konusu Kemal Tahir, konuğu Doktor İsmail Coşkun'du. Yani düşünce hayatımıza da tesir etti. Edebiyat hayatımızda da ciddi bir yer oldu. Siyasal alandaki tartışmalarda müdahil oldu. Fakat ısrarla altını çizmek lazım. Kendisi de romancı kimliğiyle konuşmuştur hep. Hı hı. Bir o.
bir siyasi aktörün diliyle bu tartışmalara katılmış değildir. Evet. Israrla sanatçı konumunu ve kişiliğini, çizgisini korumaya, oradan konuşmaya özen göstermiştir. Şimdi dost meclislerinde, kendi çevresinde, evine gelip gidenlerde, etrafında oluşanlarda yahut da o günkü entelektüel ortamlarda kişisel o günkü sola, Türkiye'nin içinden geçtiği sürece, tarihiyle ilişkin tartışmalara daha siyasal bir dille konuşma söz konusu olabilir. Ancak Kemal Bey gerçekten o sanatçı çizgisini, konumu ısrarla muhafaza etmekten yana olmuştur. Fakat romanlarıyla o estetik müdahalesi, sanat üzerinden müdahalesi, o günkü toplum sorunlarıyla, tartışılan Türk entelektüelleri arasında tartışılan konulara sanatıyla müdahale etmiştir. Bu da o müdahalelerde çok can alıcı olduğu için hemen her kesimde, solda, solun dışında, geçmiş yıllarda diyeceğimiz milliyetçi, muhafazakar, işte mukaddesatçı, daha sonra dindar, daha sonra muhafazakar, kısmen İslamcı çevrelerde Kemal Tahir hep Türkiye meseleleriyle ilgili görüşleri mutlaka bakılmış, görülmüştür yani. Dolayısıyla Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülünü alan Tolga Karaçelik'in son filmi Kelebeklerin Fragmanı yayınlandı. Film 30 Mart'ta gösterime girecek. Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Jüri Özel Ödülünü kazanan Tolga Karaçelik'in Kelebekler filmi 30 Mart'ta Türkiye'de gösterime girecek. Gişe memuru ve sarmaşık filmleriyle tanınan yönetmen, Antalya Film Festivali'nde en iyi ilk film, en iyi film ve en iyi yönetmen ödüllerine layık görülmüştü. Kültür Bakanlığı'ndan fon alamayan Kelebekler filmini Indiegogo isimli sitede düzenlediği bağış kampanyasıyla çeken Karaçelik, bağımsız sinema denince ilk akla gelen Sundance'da kazandığı ödülle Türk sineması tarihinde yer aldı. Avrupa premierini Rotterdam Festivali'ne yapan filmin oyuncu kadrosunda Bart Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola ve Ercan Kesal yer alıyor. 30 yıl ayrı kaldıktan sonra babaları 3 çocuğunu Hasanlar Köyü'ndeki evlerine geri çağırır. Nedenini bilmezler. En büyükleri Cemal onları alır ve bu köye doğru yola çıkarlar. Yıllardır bir araya gelmeyen ve birbirini çok az tanıyan 3 kardeş Hasanlar'a vardıklarında babalarının öldüğünü öğrenir ve babaları vasiyetinde köyün acayipliklerinden biri olan kelebeklerin gelişinde gömülmeyi istemiştir. Olaylar olayların içindedir. Petruşka. Matruşka. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.